açtığımız nefes nefese. Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışında Başakşehir avantajını koruyor. 2 puan gerisindeki Trabzonspor da umudunu kaybetmedi. Sivas'ta Galatasaray'ın ise işi zor. Kümede kalma savaşında da 7 takım korku yaşıyor demiş gazeteci. Ya bir ara hani bu senenin şampiyonu olmayacak, birincisi olacak diye konuşuyorduk, hatırla. Evet. Sezonun başında. Kimse tam değildi. Sonra korona geldi, sonra her şeyi süpürdü. Ama yok, ondan önce bir Trabzonspor ve özellikle Başakşehir'in çok iyi olduğu bir dönem var. Fenerbahçe'nin çok iyi olduğu bir dönem var. Şampiyonluk için aday gösterildiği evet, bir dönem var. Evet, yani sonra Galatasaray'ın ilk yarıda 1.50'lerdeki maç başına puan ortalamasını ikinci yarının başında 2.70'lere çıkardığı bir dönem var. Yani acayip dramatik bir yükseliş yaşadı. Korona günlerinden itibaren de Galatasaray'da da bir düşüş başladı. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile bir toparlandığı, lig ikinciliğine yükseldiği bir dönem var. Evet. Bir oyun bulduğu kendisine. Evet. Sona geldiğimizde herkes en iyi noktasında değil. Bu da doğal tabii. Yani hem hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Hem sıcaklar, hem ne kadar hazırlandığı takımlar belli değil. Kafaca ne kadar hazırlandı belli değil. Bir de sakatlıklar geldi üst üste. Şimdi geldik son dönemece. Önümüzdeki hafta çok enteresan. Tabii bilmeyenler için onu söyleyelim. Full hafta yaşayacağız değil evet. mi? Yani gözden pazartesi, kaçıranlar ve bilmeyenler perşembe, için. Yani cuma bu cuma boş. Başlıyoruz. Öbür pazartesiye kadar her öbür gün. Öbür cumaya kadar. Cuma günü boş. Boş ama, görünüyor. Ama cuma dolu da olabilir. Olabilir ama muhtemelen ara verilecektir. Cumartesi, pazar yine maçlar var çünkü. Ya ama şöyle, yani bu hafta sonu maç var. Doğru. Önümüzdeki hafta sonu maç Cuma'dan var. Cuma'dan itibaren evet. Bir de önümüzdeki hafta içinde maç var. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, daha ne kadar sayacaksın? Ya 30. hafta, 31. hafta bitişik Aynen oynuyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve muhtemeldir ki sonuçlara göre 31. hafta bittiğinde 32. haftayı da bitişik oynayacağız. Bilmiyorum. Bir gün ara en fazla. Ondan sonrasını boşluk şey yapabilirler. Yok. Ondan sonrası 32, 33, o hafta sonu 34, boş geçebilir mi? Hafta sonu boş değil, hafta içine gerek yok diyorum. Ha yok, ben de onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Bu cuma başlıyor. Bir sonraki pazartesiye kadar blok halinde 3'er maç oynuyoruz. Mu? Doğru. Ha, onu anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim de. Bir tek cuma belki boş olur. Belki boş olur, belki olmayabilir. Evet. Dolayısıyla hani bu çok kritik bir dönem. Yani bütün ligin böyle oynanma ihtimali de konuşuluyordu, hatırla. Doğru. Hızlı oynayalım, bitirelim 3-4 hafta içinde diye. O hafta bu hafta olacak ve hani şampiyonluk yolunda da düğüm mü olacak? Yoksa her şey belli mi olacak? Muhtemelen 10-12 gün sonra da bunu biz öğrenmiş olacağız. Önümüzdeki hafta maçtan başka bir şey yok yani. Her evet. Andan günü evet. İzleyicilerimiz bol bol maç seyredecek. Enteresan bir döneme giriyoruz. Kalan maçlara bakalım. Şimdi Trabzonspor'un Başakşehir'i takip etmesi gibi bir durum var. Oyunlarda zamanlama olarak. Yani ben esasında şunu bekliyordum. Başakşehir karşısında rakipler yıpranır ve Trabzonspor karşısında daha güçten düşmüş şekilde çıkabilirler. Tabii daha yeni başladık buna ama öyle olmadı pek. Yani Trabzonspor, Alanya mesela Trabzonspor karşısında gayet iyi oynadı. Doğru. Bu hafta Ankara Gücü gayet iyi futbol oynadı. Dolayısıyla o avantajdan Trabzonspor yararlanamıyor. Bu tabii Trabzonspor'un kendisiyle alakalı bir durum. Trabzonspor 3 hafta önce, bugün de benim 1 numaralı şampiyon adayım ama 3 hafta önce net 1 numaralı şampiyonluk adayımdı. Sivasspor'un bu haftaki kaybı bence onlar için çok dramatik, kritik oldu. Girebilirlerdi devreye. Evet. Yani Mert Hakan bir Panenka penaltısı denedi. Biraz üstten. Pek olmadı. Evet. Pek olmadı. Panenka penaltısı o kadar üste gitmez ki ama öyle mi denedi acaba? Sanki ben kalecinin uzanamayacağı bir yere vurmaya çalıştı diye düşündüm de. Ama merkezden direğin üzerinden dışarı çıktı o. Bayağı gitti yukarıdan yani. Hani Panenka biraz daha böyle kontrollüdür ya, böyle hop. Ama o da Panenka'ydı canım. Ben geçen gün şimdi kulaklığını çınlatayım. Gördüm Twitter'dan, bizim İbrahim Kırkayak yaptırmış bir daha. Bulup 3-4 sene evvel. Adam aynısını. Yine burada attı yani. O. Boşuna onun ismiyle. Benim hayatımda hatırladığım ilk turnuva. Zaten ilk yayınladığı galiba TRT. Olabilir. Yani 6 yaşındayım yani, böyle hayal meyal hatırlıyorum. Şok iyi olmuştum yani onu görünce. Futbol böyle bir şey demek ki demiştim yani. Ben doğmuş muydum o yıllarda? 76 işte. Evet. Bir Değil senedir dünyadaymışım ben de. Yani burada çok fazla hesap var. Hani Beşiktaş'ın kendisine ait bir hesabı var.
Galatasaray'ın hala var olan bir hesabı var. Şampiyonlar Ligi hedefi var. Trabzonspor'un kastan ne cevap gelecek onu bilmiyoruz. Ona göre bambaşka bir hesap var. Varoğlu var. Yani çok hesap var ama şu kesin, %100 iyi futbol oynayan takım yok. Evet. İlk geri dönüşten sonra, koronadan sonra, korona döneminden sonra geri dönüşte ilk hafta dedik Trabzonspor iyi dedik. Başakşehir de fena değil dedik ama iki haftada Trabzonspor'u, Trabzonspor'un tabii biraz şeyle alakalı. Yani oyuncu kaybetmekle alakalı bir durum. Başakşehir'in de ben moralle alakalı olduğunu düşünüyorum ama bu Galatasaray karşısında oynayamadıkları oyun acaba ligin geri kalanlarına da sirayet edecek mi? Orada o travma devam mı ediyor yoksa o Galatasaray maçına ait bir ruh hali miydi? Onu önümüzdeki maçlarda, 3 maçta daha net göreceğiz ama çok ciddi eksiklerle gidecekler. Antalya karşısına çıkacaklar. Enteresan bir 10 gün bizim önümüzde duruyor.